İyi günler, ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da driverlarla ilgili bir konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle ekranımızdaki küpümüzün yanına bir tane de ilaveten bir mesela küre objesi ekledim. Onu biraz y ekseninde ileri doğru kaydırdım. Denemelerimi daima x ekseni yönünde olacak şekilde yapacağım. Ve yapacağım deneme de şu olacak. Şu anda küre objesi seçili sağdaki. Onun N tuşuna bastığımız zaman açılan sağ menüdeki Location kısmında x ekseni kutusunun içerisinde mouse'un sağ butonuna tıklayıp buraya Add Single Driver komutuyla bir driver ekledim. Bu driver'ın ayarlarını yapabilmek için yukarıdan bir pencere daha açıyorum. O pencerede Graph Editor'a geçiyorum. Graph Editör'ünde mod olarak Drivers moduna geçtim. Zaten hemen X Location için driver satır olarak burada gözüktü. Ona bir kere tıkladım. Yine N'ye basıp sağ taraftaki menüyü açtığım zaman alt kısımda bize hazır olarak verilmiş bir Transform Channel kısmı var. Bunu kullanacağız. Bu Transform Channel'ın ismi, şu grubun ismi var. Yukarıdaki Scripted Expression kısmının içerisinde Expression içerisine var yazıyoruz. Buna mecburuz çalışmasını sağlamak için. Sonra da bu küre objesi kimi takip edecek? Yani kim bu küre objesini sürecek, drive edecek? Bunu söylemek için buradan da küp objesini seçiyoruz. Küp objesinin de aynı istikametini seçtik. Zaten varsayılan olarak o vardı. Bugün dersimizin konusu şuradaki space kutusunun içerisindeki bu üç seçenek nedir? Onu inceleyeceğiz. Şimdi incelemeye başlamadan önce hiçbir değişiklik yapmadan ne oluyor? Bir onu görelim. Küre objesinin hareketini sürecek olan driver küp objesi. Bir deneyelim. Küp objesini x ekseninde hareket ettiriyorum. Gerçekten de küre objesini x pozisyonunda hareket ettiriyor. Orada bir problem yok. Peki bu ayarlar ne işe yarıyor? Default'ta burada workspace ayarı var. Ama ekstradan iki ayar daha var. Local space ve Transform Space. Gerçi bunların üzerine geldiğimiz zaman biraz fikir verecek bir açıklama çıkıyor. Mesela Transform Space'in üzerine gelirseniz diyor ki Transforms don't include, kapsamaz, içermez Parenting ve Response or Constraints. Parent-Child ilişkisini, bone kemik sistemi kullanıyorsa rest pozisyonunu ve sistemde constraint kullanıldıysa onlar aracılığıyla yapılan hareketleri içermez diyor. Buradan tam anlaşılmıyor ne dediği. Onun için ben örnekle göstereceğim. Şöyle bir inceleme yapacağız. İlave yapacağız. Küp objesinin bir tane parent olsun. Çünkü parenting kelimesi geçmişti orada. Onu deneyebilmek için. Shift A, Mesh, başka bir küp objesi alıyorum. Biraz yukarıya çıkartıyorum. Alttaki objeyi seçiyorum. Sonra üsttekini seçiyorum. Ctrl P'ye basıp transformlarını korumak kaydıyla parent yaptım. Yani üstteki obje alttakinin parent artık. Yani üsttekini hareket ettirdiğim zaman alttaki de hareket ettirecek. Bir de şöyle bir deneme yapalım. Yine bir küp objesi ekleyelim. Bu sefer şöyle yapalım. Küp objesi değil de bir koni objesi olsun. Koni objesini şu tarafa aldık. Bu sefer de şu ortadaki küp objemizi bir constraint ile bağlayalım. Buradaki koni objesine şöyle yapıyoruz. Sağ taraftan constraint kısmında copy location diyoruz. Offset olmak kaydıyla koniyi seçiyoruz ve x ekseni istikametinde. Şu offset yalnız bazen problemli çalışabiliyor. Küp objesinin yeri aslında tam merkezde olması gerekiyor. Küp objesi, evet. Alt G'ye bastık. Tekrar yerine taşıdık. X ekseninde taşıyoruz. Şimdi iki işlem yaptık. Bir tanesi merkezde duran küp objesinin parent olan bir başka obje oluşturduk. Bir de merkezdeki küp objesini hareket ettirecek, constraint aracılığıyla hareket ettirecek bir koni objesi yaptık. Neden bu ikisini oluşturdum? Çünkü bunların küre objesinin hareketini etkileyip etkilemeyeceği işte bu space kısmındaki ayardan belirleniyor. Şimdi sırayla bakalım. Öncelikle local space'ten başlayacağım.
Local space'in üzerine geldiğiniz zaman veya en etkilenmeyen hangisi ise oradan başlayalım. Don't include. Evet, bu. Şimdi transform space'i seçecek olursam, transform space'i seçecek olursam driver için. O zaman bu küp kendisi hareket ettiği zaman, doğrudan doğruya kendisini hareket ettirdiğim zaman driver vasıtasıyla küreyi hareket ettirecektir. Bunda bir problem yok. Ama bu ortadaki küp objesi, parent olan küp objesinin hareketi yüzünden hareketlenirse, bakın, küre objesi etkilenmeli. Yani küre objesi bu durumda diyor ki, ben şeyi tanımam diyor, senin parent'ını. Sen direkt kendin hareket edersen ben hareket ederim. Senin parent'ın yüzünden olan hareketini ben kabul etmiyorum diyor. Çünkü burada transform space'in üzerinde, bir daha onun üstüne gelelim şöyle. Bakın, kelime ne diyor? Don't include parenting or constraints. Yani senin parent'ın yüzünden veya constraint'le bağlı olduğun bir başka obje yüzünden hareket etmen benim hareket etmemi sağlamaz demek istiyor bu. Yani en bağımsız hareket türü. Mesela Connie'yi de hareket ettiriyorum. Connie constraint vasıtasıyla orta merkezdeki küpü hareket ettirmesine rağmen küre yine de ondan etkilenmiyor. Çünkü ben diyor bu parent'ı ve constraint'i tanımam diyor. Transform space'in manası bu. Şimdi transform space'ten sonra local space'e bakalım. Burada da diyor ki transforms includes effects of constraints. Local space seçtiğimiz zaman diyor ki küre objesi, ben diyor senin kendi hareketinden zaten etkileniyor. O doğrudan bağlantı. Ama diyor senin constraint'le bağlı olduğun obje hareketi yüzünden olan hareketini de kabul ederim diyor. Mesela Connie ortadaki küp objesini constraint vasıtasıyla hareket ettirdiği için küre onu kabul ediyor. Kendisi de hareket ediyor. Ama parent olayı yoktur bu şeyde, local space'te onu ispat edelim. Ortadaki küp objesinin parent'ını hareket ettirdiğimiz halde küre hiç yerinden kımıldamadı. Çünkü neden? Tekrar okuyoruz. Local space'e geldiğimiz zaman cümlenin en sonunda but not parenting. Yani senin parent'ın olan objelerin yüzünden olan hareketini ben aynen takip etmem demiş oluyor. Üçüncüsü de şimdi transform'a baktık, lokale baktık, world space'e geldik. World space'te diyor ki transforms, yer değiştirme hareket, şunları kapsar. Parent ilişkisinden ve constraint'ten oluşan bütün dolaylı hareketleri kabul ederim diyor. Yani bu world space olduğu zaman, ki default'ta varsayılan da bu şekildedir, İster parent olan obje hareket etsin, ister constraint'le bağlı olduğu bir obje hareket etsin, küre ben her durumda senin hareketini doğrudan kendi üzerime aktarırım demiş oluyor bu driver sayesinde. Bu konu bu şekilde bir anlam taşımıyor. Yani neden bu şekilde üçe ayrılmış? Neden constraint'ler istenirse devre dışı bırakılmış? Neden istenirse parent'dan dolayı olan hareketler devre dışı bırakılmış? Bunlar ancak pratik uygulamalarda yeri geldiğinde, gerektiği zaman lazım olacak şeyler. Onun için de tabii aslında örnekler oluşturulabilir ama genel olarak ben bu üç ayarın ne manaya geldiğini, local space, transform space, world space'in ne manaya geldiğini göstermek istedim. Yoksa buradaki local space'in anlamı şu değil. Onu bazen karıştırabiliyoruz. Mesela şu küre objesini kendi eksen sistemini bir görüntüye getirelim. Aksislerini görüntüye getirdim. Biraz zor gözüküyor ama şu sarı renkli X, Z ve Z eksenini döndürürsek, mesela şu anda bu küre objesinin kendi lokal X eksenini ben 45 derece ileri doğru çevirdim. O zaman şu anlama gelmez bu, yukarıdaki local space'i seçmiş olmak. Bu küre objesini süren objeyi siz X ekseninde hareket ettirdiğiniz zaman kürenin kendi x ekseninde, yani şöyle çarpaz hareket etmesini beklemeyin. Çünkü buradaki local space'in anlamı o değil. Yani buradaki local space'in anlamı bu küre objesinin kendi x ekseni etrafın x ekseni istikametinde gideceği anlamına gelmiyor. Biraz önce açıkladığım anlamı var. Zaten üzerine geldiği zaman da söylüyor. Sadece driver ile bağlı olduğu objenin parent ve constraint aracılığıyla olan hareketlerinden etkilenip etkilenmeyeceğini belirten bir seçenek bu. Kelime bu şekilde olduğu için yanıltıcı. Local space deyince insanın aklına ilk olarak
sanki kendi x80'i üzerinde hareket etmesi veya işte Workspace seçince de dünya en büyük global eksen sisteminin x80'inde hareket edecekmiş gibi algılıyoruz ama buradaki olay o değil. Açıkladığımız şekilde bu dersimizde de bu konuyu işledik. Hepinize iyi günler.